Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf Türkçe ders kitabı 50, 51, 52 ve 53. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz öğretmeninizden af dileyeceksiniz. İlk sorumuzdan başlayalım. Eserinin üzerinde imzası olmayan yegane sanatkar öğretmendir. Özdeyişinden yola çıkarak Atatürk'ün öğretmenler hakkında fikirlerini açıklayınız. Eserleri ve belli bir yapı eseri olmazsa bile çocukları geleceğe hazırlamak için gerekli olan bilgi hazinesinin önemini anlatan bir özdeyiştir. Bu özdeyiş bizlere en büyük eserleri çocuklar olan öğretmenlerimizin önemini anlatmaktadır. Öğretmenlerimizin birçok eserler ortaya koymaktadır ancak çocukların üzerinde verdikleri bilgi hazinesinin imzası olmaz. Atatürk'ün manevi kızlarından Sabiha Gökçen ile ilgili araştırma yapınız. Sabiha Gökçen 1913 yılında Bursa'da doğmuştur. Küçük yaşta annesini ve babasını kaybetmiştir. Sabiha'ya abisi bakıyordu. Öksüz ve yetim bir kızdı. 12 yaşında Mustafa Kemal Atatürk'ün karşısına çıktı. Paşa onun zeki biri olduğunu fark ettiği için abisinin de onayını alarak ona evlat edindi. 1935 yılında Türk kuş açılışında pilotluğa ilgi duyduğu bunun üzerine eğitimler aldı. 1936'da motorlu uçakla uçtu ve bu yoldan sonra birçok harekata katıldı. Dünyanın ilk kadın savaş pilotu oldu. Birçok ülkeden davetler alıp Türk kadınını yurt dışında temsil etti. 22 Mart 2001 yılında Ankara'da vefat etmiştir. Metinde geçen deyimleri aşağıya yazınız. Özen göstermek, şaşırıp kalmak, gözü tutmamak, kafa kafaya vermek, karara varmak, karşı gelmek. Metinde geçen deyimlerin metin anlamına olan katkısını açıklayınız. Metinde geçen deyimlerin metin anlamına katkı sağlayarak daha iyi bir şekilde anlaşılması ve bütünlüğü sağlanmıştır. Metinde geçen bazı kelimeler aşağıda verilmiştir. Bu kelimelerin anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Muhit, çevre, yöre, etraf, tasdik, doğrulama, onaylama, hışım, öfke, kızgınlık, emir subayı, yaver, emir subayı, takdir, beğenme, beğenip belirtme, değer verme, müsamaha, görmezlikten gelme, göz yumma, hoşgörü, muamele, davranma, davranış. Atatürk'ün kızları ilk hocaları niçin seviyorlardı? İlk hocaları güler yüzlü ve kızların davranışlarını hoş gören bir öğretmen olduğu için seviyorlardı. Yeni hoca kızları niçin sınıftan kovmuştur? Öğretmenlerine karşı geldikleri için kovmuştur. Sizce Atatürk kızlarına yeni hocaların değeri hakkında nasıl bir nasihatte bulunmuş olabilir? Atatürk kızlarına yeni hocaların değeri hakkında herkese karşı eşit olması gerektiği, kimsenin kim olursa olsun kimseden üstün olmayacağı, yeni hocalarının da bunu uyguladığı için değerli bir insan olduğunu, onların da böyle olması gerektiğini nasihat etmiş olabilir. Çocukların şikayeti üzerine Atatürk'ün yeni hocaya yaklaşımını nasıl buluyorsunuz? Çocukların şikayeti üzerine Atatürk'ün yeni hocaya yaklaşımını doğru buluyorum. Çünkü yeni hocayı kovmak yerine ilk olarak durumu araştırmak istemiştir. Gerçek durumu öğrenince olması gerekeni yapmıştır. Atatürk arzu ettiği şekilde yetiştirsin kızlarımı sözüyle ne anlatmak istemiştir? Öğretmenin kızlara farklı muamele etmemesinden tarafsız, adil ve güvenilir bir öğretmen olduğunu anlamıştır. Öğretmenin kızları dilediği gibi yetiştirmesi gerektiği hakkında bizlere ve öğretmene öğüt vermektedir. Öğretmenlerin öğrenciler üzerindeki etkisi okulla sınırlı mıdır? Öğretmenlerin öğrenciler üzerinde etkisi okulla sınırlı değildir. Öğretmenler öğrencilerin örnek aldıkları rol modellerdir. Onların sosyal hayatları öğretmenler sayesinde nasıl davranması gerektiğini öğrenir, şekil alırlar. Öğrenciler öğretmenlerini sevgi, saygı, adalet gibi özellikleri öğrenir ve günlük hayatlarında hayatları boyunca bu özellikleri kullanırlar. Öğretmenler bize sadece okuma yazma öğretmez, hayatı öğretirler. Bu yüzden onların üzerimizdeki etkisi okul ise üzerinden yıllar geçse bile söylediği sözler kulağımıza küpe olur. Etkisi asla geçmez. Okul dışında bile dışarıda karşılaşsak okuldaymış gibi kendimize çeki düzen verir, saygı duyar ve selam veririz. Aşağıdaki cümleleri anlam ilişkilerine göre örnekteki gibi eşleştiriniz.
Hocalarının değerini anlatmak için kızlarını yanına çağırdı. Amaç sonuç. Kızları hocaları değiştiği için üzülmüşlerdi. Neden sonuç? Hocalarının değiştirilmesi için onu Atatürk'e şikayet ettiler. Amaç sonuç. Sabiha ve Zehra hocalarına karşı geldiği için öğretmen onlara kızdı. Neden sonuç? Çocuklarla çok iyi anlaştığı için öğretmenliği seçti. Neden sonuç? Atatürk onları öğrenmek için baş yaverini okula gönderdi. Amaç sonuç. Atatürk olanlara peki dediği için sevinçlerinden uçuyorlardı. Neden sonuç? Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Aşağıdaki cümleleri parantez içinde verilen fiillerle kip ve kişi ekleri getirerek örnekteki gibi tamamlayınız. Bir gazeteci Sabiha ve Zehra'nın ilginç bir okul anısını anlatır. Anlatmak. Çocukların çok sevdiği o neşeli hoca değişti. Değişmek. Ertesi gün yeni hoca kızlara bir şeyler söylemiş. Söylemek. Sabiha ile Zehra hep bu konuyu konuştular. Konuşmak. 2 gün sonra Atatürk bir fırsatını bulmuş. Bulmak. Bu hoca bundan sonra onun daima hocası olacak. Olmak. Soluğu Atatürk'ün huzurunda aldılar. Almak. Onu kızdırdıkları halde sabırla sustu. Susmak. Bu güzel filmi birlikte izleyelim. İzlemek. Apartman girişine bisikletimi bıraktım. Bırakmak. Almanya'dan müjdeli haber geldi. Gelmek. Şampiyonluk maçına gidiyoruz. Gitmek. Annem her şeyi sevgiyle yapar. Yapmak. Parktaki banklar kırılmış. Kırılmak. Mustafa Kemal Atatürk ile mektup arkadaşı olduğunuzu düşünerek ona göndereceğiniz bir mektup yazınız. Sevgili Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadele dönemini kazandıktan sonra bu cennet vatanın tekrar ayağa kalkması için cumhuriyeti ilan ettiğini duyduk. Bu yönetim şekli vatanına ve milletine hayırlı olsun. Cumhuriyetle birlikte Türk milleti ihtiyaç duyduğu kudreti kolay bir şekilde kalkınacaktır. Cumhuriyeti ayrıca geleceğin büyükleri çocuklarımıza armağan etmen, ileri görüşlülüğün ve zekanın bir temsilidir. Seni bu başarından dolayı kutlarım. Evet, konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizde aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.